Adım Kerem Rızmanoğlu, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda İletişim Fakültesi'nin dekanıyım. Kullanıcı deneyimi, araştırmaları ve tasarımı benim uzmanlık alanım. Yaklaşık 20 küsur yıldır bu alanda çalışıyorum. Farklı toplulukların farklı mecralardaki davranış ve tutumlarını deneyim merkezi olarak anlamaya çalışıyoruz. Ve o teknolojileri nasıl daha iyi tasarlayarak oradaki deneyimi güçlendirebiliriz, mutlu kullanıcılar yaratabiliriz. Buna kafa yoran tarafım ben. Kerem Rızvanoğlu özellikle engellileri ve yaşlıları daha mutlu edecek sesli asistan projelerine odaklandıklarını belirtiyor. Sesli asistanların insansı davranışlar sergileyebilmesi için yüz yüze iletişimin gerektirdiği bir takım ipuçlarını ortaya koyması gerek. Mizah, karşılıklılık gibi. Bunların hepsinin kullanıcı ihtiyaçları merkezli olarak analiz edilip yine kullanıcılarla tasarlanıp hayata geçmesi gerek. Yoksa doğru deneyimi ulaştırmamız çok mümkün değil. Bugün özellikle insan merkezli yapay zeka hayatımıza sesli asistanlar üzerinden yani bir tür eşlikçi olarak dahil olmaya çalışıyor. Son dönemde biz özellikle yaşlıların evde, yerinde ya da huzur evinde aktif yaşlanmasını destekleyecek yapay zeka tabanlı sesli asistanların geliştirilmesi üzerine kafa yoruyoruz. Ya da engelli kullanıcıların otonomi ve yaşam kalitesini destekleyecek eşlikçi sesli asistanların geliştirilmesi nasıl mümkün olur? Bunun üzerine kafa yoran projeler yapıyoruz. Bugün aslında ana hedef kitle içinde yerini bulamamış topluluklar var. Yaşlılar, engelliler, çocuklar gibi. Bu bence etik açıdan sahiplenilmesi gereken bir konu. Çünkü bir yaşlının ve engellinin yaşam kalitesini çok ciddi bu teknolojiler geliştirebiliyor. Bugün onlar kendileri için ayrı özel versiyonlar istemiyor. Senin e-ticaret platformunun körler için ayrı bir versiyonunu yapmak ofansif de bir tutum. Burada bizim arzu ettiğimiz platformumuzu tüm bu grupların kullanabileceği hale getirmek. Bu bence etik açıdan sahiplenilmesi gereken bir pozisyon ama bunun dışında ticari fırsatlar da var. Türkiye'de engelli nüfusun 10 milyon seviyesinde olduğunu düşünüyoruz. Yani %10-12 seviyesinde çok kalabalık. Sokaklarda görmediğimiz için bu kadar kalabalık olduğunun farkında değiliz ve fellik fellik kullanabilecekleri platformları arıyorlar. Hiç teknofobik değiller. Yaşlılar da öyle. %10'u geçti artık yaşlanan nüfusuz. 65 yaş üstünün bizim nüfusumuzdaki oranını söylüyorum. Dolayısıyla bu gruplar aslında doğrudan sizin sadık müşteri kitlenize de dönüşebilirler. Markalara da uzun süredir bunu anlatmaya çalışıyorum. Kullanıcı deneyimi alanına yatırım yapanlar başat sektörler aslında. Bankacılar, telko, e-ticaret bunlar alanı sürükleyen sektörler. Yapay zeka tarafında ama şu an onlar da tabii puan yorum özetleri çıkartan, sesli olmasa da metin tabanlı asistanlara entegre araba bulma deneyimini geliştirecek unsurları hayata geçirmeye çalışıyorlar. Ama biraz vakte ihtiyaç var çünkü yapay zeka algoritması ne kadar güçlü olsa da bunun ürünleşmesi belli dikeylerde çok kolay değil. Çünkü demin bahsettiğim kullanıcı dostu hale getirmek, son kullanıcıyı mutlu eden deneyimlere dönüştürmek için bizlerin öngördüğü ortaklaşa tasarım, araştırma odaklı tasarım süreçlerini hayata geçirmek gerekiyor. Rızvanoğlu'na göre yapay zekaya doğru promptları yazamamak dünya genelinde bir problem. Şu an büyük bir dalga var ama aslında baktığınızda işte 1000 kişinin içinden sadece 21 tanesi yapay zekayı kullanıyor. Burada ücretli kullananlar bir kişi. Çünkü yapay zekanın başka bir problemi daha var. Yapay zekayla etkileşim kurabilmem için doğru promptları yani istemcileri yazabilmem gerek. Siz derdinizi doğru biçimde, artiküle biçimde anlatamadığınız sürece yapay zeka da size doğru cevapları sunamıyor. Bu kullanıcı deneyimi olarak bizim durduğumuz yerden baktığımızda aslında bir geriye gidiş demek. Çünkü biz grafik kullanıcı arayüzlerini tıklayarak dolaşmayı, ikonları seçerek etkileşim kurmaya alışmış bir jenerasyonduk. Daha arama motoru kutularını kullanamazken doğru prompt yazmayı öğrenmek zorunda kalıyoruz. Gelişmiş olan ülkelerde %85 seviyesinde düşük okur yazarlık gözlüyoruz. Yani biz okusak da ağırlıkla toplumumuz yazılı olarak kendisini yetkinlikle ifade edemiyor. O yüzden de bu yapay zeka araçlarıyla buluşamıyor. Bizim bunları aşacak deneyimlere gitmemiz gerek. O da demin söylediğim modellerle ancak mümkün olacak. Burada bir kere geride durmasınlar. Herkesin denemesini öneriyorum. Çünkü o ilk temasta doğru düzgün prompt yazamayıp doğru sonuçlara ulaşamayınca çok çabuk demotive olup bırakanlar var. Hayır, bu bence önemli bir gelişme. Hatta bizim işte 2007 iPhone lansmanından beri akıllı telefondan sonraki teknolojik paradigma kırıcı gelişme ne olacak bunu bekliyorduk. O bence bu olabilir. Üretken yapay zeka. O yüzden bu fırsatı kaçırmamak, bir an önce ondan faydalanmaya başlamak gerek. Ama tabii dikkat etmek gerek. Halüsinasyon görebiliyor, ikna edici ve tutarlı olmak adına uydurabiliyor. Oradan çıkan her çıktıya da doğrudan birebir güvenmemek gerekiyor. Birilerinin desteğiyle belki yavaş yavaş farklı modelleri deneyerek tek bir yapay zeka platformu değil bir sürü alternatif var artık. Türkçe'de de iyi çalışıyorlar. Bir an önce hayatlarına dahil etmek için ilk adım atsınlar. Önerim budur.